Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çavuş Şov, yine farklı bir videoyla da karşınızdayım. Şimdi bugünkü konumuz bayağı bir değişik. Neden? Şimdi bugüne kadar arkadaşlar hep işte beni gördünüz, tamam mı? Hep benim fikirlerimi falan dinlediniz, işte yorumladınız. Kimi zaman karşı geldiniz, kimi zaman öneride bulundunuz, ben bulundum, işte cevaplaştık falan fıstık. Ama bu oyunda yaklaşık bayağı bir oyuncu var, yani tam sayısını bilmiyorum da milyonlarca oyuncu var, Türk olsun yabancı olsun. Ve bu oyuncuları, hadi beni tanıyorsunuz, yani tam tanımasanız bile hani YouTube'dan aşinasınız, nasıl bir kişiliğim var, işte oyundaki kararlarım falandır. Ama diğer oyuncuları pek tanımıyoruz, yani ben de tanımıyorum açıkçası. Şimdi onu tanımak amacında oyuncuyu tanıyorum. Adı altında bir seriye başlıyorum arkadaşlar, ve kanalıma çağırıp onlarla röportaj yapıyorum. Şimdi o röportajlardan birine gidip sizlerle bu konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaştıracağım. Şimdi söz uzatmadan direkt konumuza geçelim. Ben diyeyim. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Nasılsın abi, iyisin? Çok şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, olsun işte, uğraşıyorum. Öncelikle davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Abi şimdi sana birkaç sorular soracağım. Hani bu oyuncuyu tanıyorum adı altında. Şimdi Tamam. konumuza tam geçmeden önce bir seni tanıyabilir miyim? Mesela kaç yaşındasın, oyun nickin ne, hangi krallıktasın falan filan. Öncelikle kendimi tanıtayım ben. Adım Ramazan. 288. krallıkta oynuyorum. Nick'im Legolas. 4 yıl önce bu Nick'le ünlü olduğum için bunu bırakamadım. Yani normalde aslında başka Nick'lerim vardı daha güzel ama bu şekilde beni tanıdıkları için Legolas ile Hani Legolas'tan bu önce şekilde. başka nickler de falan kullandın mı yani? Tabii. Zaten benimki daha farklıydı. O zamanlar daha çömez olduğumuz için, oyunu daha yeni öğrendiğimiz için, hani böyle güçlü ittifaklara girmemiz için hep böyle isim değiştiriyorduk kısacası. Kovuyorlardı mesela. Bir daha isim değiştirdik, bir daha giriyorduk bu şekilde. Legolas kaldı o şekilde en son. Ondan sonra savaş falan derken bayağı bir isim o şekilde kaldı yani. O şekilde Anladım, ünlü olduğumuz anladım. için, tanıdığımız için. Peki abi, bu oyuna ilk başlama serüvenden bahseder misin? Ne zamandan beri oynuyorsun ve? Yaklaşık 4,5 yıl önce oynuyordum. 78. Krallık diye bir krallık vardı. Orada başlamıştık. Daha ilk O zaman hiç birleşim falan olmamıştı değil mi o zamanlar? oyunumdu. Yok yok, olmamıştı. Oradaki çoğu insan da zaten yeniydi. Oradaki halen 3-5 tane insandan birlikte oynuyoruz. Orada oyunu yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Arkadaşlarla iletişime geçtik. Line olsun, WhatsApp olsun. O şekilde oyunu öğrenme işlerim biraz daha hızlandı. O şekilde başladık yani. Herhangi Peki bir yani şey mi? Hani bu oyunu bir arkadaşın mı önerdi sana, yoksa reklamlarda mı gördün? Nasıl oldu yani o? ya ya hiçbir şekilde görmedim. Kendim böyle dolaşıyordum App Store'de. O şekilde denk geldi. Girdim yani. Sonradan dedi mi, nereden de bu belaya bulaştım, nereden de rastladım Aynen. Ya ben daha önce buna benzer Game of War diye bir oyun var. Aynı bunun şekilde. O çok para istiyordu. Ondan dolayı bıraktım onu. Yani bu da onun daha üstüne yans. gidiyor. Daha gerçekti. Aynen. Parasız da güçlenebildiğimi fark ettim. O şekilde oynadım. Ya önceden öyleydi aslında. Onlara da geleceğiz de şimdi. Önceden bu oyun Evet. gerçekten dediğin gibiydi. Parası da gelişebiliyordu ama artık sen de bildiğin gibi değişti işler. Hani God of War kadar hani Evet. olmasa da, adını neydi oyunu? Game of War. Game of War işte. Peki abi, bu oyuna günde kaç saat vakit ayırıyorsun? Günde kaç saat vakit ayırıyorum? Tabii hafta içi biraz daha az oluyor ama yaklaşık günde 3 saati buluyor hafta içi. Hafta sonunda 5-6 saat olabiliyor bazen. Ama eminim ki mesela bu oyunun en başlarında bu süre daha da fazlaydı, değil mi? Kesinlikle daha fazlaydı çünkü eskiden hani gelişimimiz tamamen kaynak toplamaylaydı. Sürekli kaynağın gelmesini bekliyorduk. Kaynak geldikten sonra tekrar kaynağı gönderiyorduk. Bu şekilde kalemizi güçlendirdik, şampiyonu güçlendirdik, ekipmanlarımızı güçlendirdik derken yavaş yavaş farklı şeylerin olduğunu öğrendik.
onlara odaklandıktan sonra artık yani vaktimizi daha farklı şeylerde harcayabiliyoruz. Aynen. Yani kaynağımızı, askerimizi, altımızı daha farklı şeylerden hallediyoruz. O şekilde. Peki abi bu oyunu yani oyun seni reel hayatta nasıl etkiledi? Yani olumlu veya olumsuz bir yönleri var mı? Şöyle söyleyeyim. İlk başlarda, ilk krallığımda çok kötü etkiledi. Yani işimden maalesef alıkoydu da birazcık. Ondan dolayı da bir zorunlu tayin yemiştim ben, hatırlıyorum. Çok kötü bir gündü. Ya oyundan dolayı mı yedin onu yani? Ya şöyle, oyundan daha doğrusu oyun dolaylı ama hani ilk oyunum olduğu için hani birazcık daha hani heyecan falan derken hani işimi biraz aksatıyormuşum gibi oldu sanki. Bunu da fark edilince biraz sıkıntı oldu. Ondan dolayı tayinim bir gerçekleşti başka yere. Bir şey söyleyeyim, sözünü kestim. Buyur. Sanırım bu anlattığın olay var ya, şu oyunu oynayan bence herkesin başına gelmiştir şu iş hayatında bence. Şu oyun yüzünden. Hani Kesinlikle bir patrona gelmiştir. yakalanmalar falan yok benden başka bir şeyler hani iş yerinden oyunla ilgili dışlanmalar. Hani herkesin başına gelmiştir bence bu da. Bence de. Çünkü yani arkadaşlarımızla konuştuğumuzda yani mutlaka bir sıkıntı yaşayanlar oldu yani. Aynen. Eğer ki çalışan ise. Tabi bir de şahsı bir kesim var burada abi. Bazıları patronunu bile oyuna başlatıyor. Öyle arkadaşlarım var benim bildiğim, tanıdığım. Maşallah, maşallah. Aynen beraber oynuyorlarmış hatta. Ya onlar tabii çok iyiler. Birlikte de oynarlar. Benim de bir tane öğrencim, ben eğitimle meşgulüm. Bir tane öğrencim de bu oyunu oynuyordu. Yani ona kendi kalemi, gücümü gösterdiğimde şok oluyordu. Yani sen nasıl bu şekilde oluyorsun diye. Aynen öyle oluyor. Peki abi şöyle Öyle denk söyleyeyim. geldi. March on Paris'te gerçekleştirmek istediğin veya gerçekleştirdiğin bir hayalin var mı? Yani hani tükleri bir çatı altında toplamak gibi yani düşünürsek yani. Bir Şöyle amacın. söyleyeyim. Evet. Biz ekip olarak yüze gitmiştik. 100. Krallığa. O zaman daha yeni açılmıştı. Orada zaten Türkleri bir arada hemen hemen toplanmıştık. Tabii farklı bir Türk grubu da vardı karşımızda. Yani 100 Neyse. dediğin şey mi? Hani 78'de başladınız ya, oradan ayrılıp 100'e mi gittiniz? Aynen. Oradan ayrıldık. Çünkü orada hani daha acemi yılımız olduğu için hani açıkçası çok güzel savaşarak yenildik. Biz de yenilgiyi kabullendik. Orada arkadaş grubumuzla ayrıldık. Yüze geçtik. Anladım. Yüzde de 100. krallığı ele geçirdik. Ondan sonra birleşme geldi. Birleşme Krallığı 108, işte 103, 119. Buradaki tüm Türklerle bir araya geldik. Ben kendi liderliğimi tamamen bıraktım. Hani tüm arkadaşlarımı, ittifakımı 108'deki ittifakla birleştirdik. O şekilde. Kendim hani şu şekilde hayalim vardı. Güzel bir savaş olsun. Zaten hani Türkler bir arada olduğu için artık ondan hani geriye kalan ne olabilir? Savaş olabilirdi. Aynen. Savaşı da çok iyi bir şekilde şu anki krallığımıza, yani 288. krallığımıza, Araplara karşı çok 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 güzel şekilde verdik ve onları alt ettik. Yani oradaki savaşların ve raporların hani herhalde bir 1000 tane vardır yani. Bugün bile mesela bir riyama atarken Yedigeli Kale'yi sola kafa atarak yaktım yani. Bu şekilde zevkli. Önemli olan bol bol asker olup savaşma Aynen. isteğinin olması. Bazıları var maalesef asker çok olmasına rağmen işte savaşırsam askerim gider, işte şöyle olur böyle olur şey olduğu için Hatta o bazıları savaşma zevkini alamıyorlar. aynen bazıları full kudret için kuşatma bile basıyor. Yani Maalesef, maalesef. sen İşte o onlar. ekibi yani 100. krallıktaki ekibini falan yani 78'den 100'e gittiniz ve o günden bugüne 288. krallıkta hükmeder bir hale geldiniz yani doğru mu? Evet ama hani o arkadaşlarımın çoğu başka yere gitti bazıları. Tamam yani yarısı başka yere gitti. Yeni arkadaşlardan yani 108'deki arkadaşlar olsun, 119'daki, 103'teki Aynen. arkadaşlar bunlarla birleştiğimiz için oradaki Türklerden şu an devam ediyoruz. Ay bir transferler falan olmuştur illa ki hani revereler falan geliyor. Birleşimler oluyor net olsa değil Kesinlikle, mi? kesinlikle. Peki Aynen. abi bir oyunda şunu iyi yaparım yani etkinlik olur başka bir şey olur ya da diplomasiyi savaşı bu oyunda iyi yönün falan var mı bize bahsetmek istediğin? Var, var. Benim hani sevmediğim ve yapmayı beceremediğim demeyeyim de hani sevmediğim şey diplomasi, tamam mı? Hani diplomasiyle asla uğraşmam. Ama en sevdiğim şey savaşmak. Savaş generaliyim zaten. Yani ekibimi, arkadaşlarımı savaşa hazırlanmak. Özellikle tat savaşı olsun.
Taht Savaşı'nda zaten hani bir sürü şeyimiz vardır. Toplu halde kestiğimiz adamlar vardır. Yani bu şekilde yaklaşık 50 geyik, 30-40 geyik düşmanlarımızı saf dışı bıraktık yani. Anladım. Hani bir şeyde bir ittifakla mesela diplomasi yoluyla halledilebilen bir şeyi yani sen der misin ya boş ver diplomasi girip vurup çıkalım mı dersin yoksa diplomasiden yana mı olursun o zaman? Şöyle söyleyeyim, bizim krallık yaklaşık bir 15 tane büyük ittifaktan oluşuyor. Bunların hepsiyle ittifak yapsak yani müttefik olsak o krallıkta 180'de olduğumuz gibi çok canımız sıkılırdı. En azından savaş olsa yani keyfimiz biraz yine gelir. Ha, asker kaybeder miyiz? Tabii ki kaybederiz. Belki şu ana kadar 25-30'ye kaybettim ama yani bunun 3-4 katını aldığım için hiç de şey yapmıyorum. Yadırgamıyorum kendimi de askerlerimi de. Onun için hani zevk alıyorum savaşmaktan. Yani hepsinde müttefik olmaktansa 3-5 tanesiyle savaşta olup ara sıra da olsa Taz Savaşı olsun. Başkentleri kalmadığı için başkent savaşı yapmıyoruz zaten. Aldınız mı onları? Yani aynen 2-3 ayda hepsini aldık zaten. Onlar şu an 1 levellerde, 2 levellerde. Bu kişiler yani çok zengin kişiler yani. Aha. Arapların en zenginlerinden, sos dediğinden arkadaş. Aynen. Peki şey mi? Mesela burada da mesela bakın o 100. krallıktan hani altyapısını temelini sağlam attığın için belki de bunları başarabildin değil mi? Mesela temeli sağlam olmasa belki de hani abi onlar çok güçlü falan oyuncular para basıyorlar deyip hani onların yanında olmak isteyebilirlerdi sizin takımdakiler. Hani bunu nasıl Aynen başardın öyle. mesela? Onları nasıl Bunu seçtin? şöyle yaptık. Bizim hani kaynak işimiz biraz sıkıntıydı ilk başlarda yüzdeyken. Ondan sonra 180'deyken 180'de birleştik yani toplamda 4 krallık 180 olduk. Evet. Orada artık biliyorsun sen de farm kale yapma işi var. Biz de buna yöneldik ve Türkler olarak hani bunu çok iyi yaptığımız için açıkçası ve ben ve birkaç kişi arkadaşımız çok iyi şekilde güçlendik. Askerimiz çok, altınımız da çok. Hani ekipmanlarımız da iyi. Yani savaşmamak için bir sebebimiz kalmadı. Biz de savaşarak hani savaş tecrübemizi daha fazla geliştirdik. Bir karşımızdaki kişi hani bize karşı nasıl savaşacağını hani düşüncelerini daha iyi anlamış olduk. Çünkü bazıları fake atıyor. Fake olup olmadığını anlamak için yani bayağı bir savaşman lazım onların da. Aynen, aynen. Ya biliyorsun bu Araplar da fake atmayı çok sever. Onların da çoğu şeyi de Aynen. anlamış olduk. Yani o şekilde. Peki abi bu oyunda hani düşmandan da olabilir ya dosttan veya farklı bir krallıktan da olabilir. Favori bir Evet. oyuncun var mı? Yani bu adamın oyununu beğeniyorum dediğim bir oyuncu var mı? Şöyle söyleyeyim. İki arkadaşımı, kardeşimi çok beğeniyorum bu konuda. Birincisi Musti. Musti hem adı Mustafa ama Niki Musti olduğu için öyle o Musti şekilde 03 sesleniyor. değil mi? Evet. Musti kardeşimiz krallığında çok az Türk ile birlikte direnen bir kardeşimiz ve savaşmayı da iyi yapan bir kardeşimiz. Onu bu konuda çok tebrik ediyorum ve kendisine sürekli söylüyorum zaten. Ya yani onlarla bir ara denk gelmemizi çok istiyorum açıkçası. Çünkü onlar da orada bayağı bir düşmana karşı savaşıyorlar. Aynen. Hem onlara yardımcı oluruz hem birlikte oynamayı severiz. İkincisi ise senin de çok iyi tanıdığın Mervan. Bu kardeşimiz hem kaynağında hani ticaretinde hem de aynı şekilde arkadaşlarıyla birlikte yardımlaşmayı çok seven bir arkadaşımız. Savaşmak denilisi zaten en çok savaşanların bir tanesi de kendisi. Aynen. Yani yeter ki kale verelim. Her türlü her şeyi yapar yani o konuda. Aynen. İkisini beğeniyorum yani. Yani bu iki isimlerden harbi ben de bunların oyunu gerçekten beğeniyorum. Musti ve Mervan oyun anlamında gerçekten bilgileri çok yüksek olan iki arkadaşımız. Öyle diyeyim. Kesinlikle, kesinlikle. Abi peki şimdi biraz daha soruları böyle zorlaştırırsak. Şimdi oyunda çok sevdiğim biri var. Mesela hadi Musti'yi örnek verdin ya. Musti diyeyim mesela. Tamam. O kişi birine yanlış yaptı. Ama yani Musti'nin haksız olduğunu biliyorsun. Mesela öyle Evet. varsayarsak. O kişiyi ittifaktan attı veya kendisi ittifaktan çıktı. Bu durumda tepkin ne olurdu veya tepkin olur muydu yani? Musti'nin yanında mı olurdun onu sevdiğin için? Yoksa haksızsın kardeşim sen der miydin? Şöyle ben hani öyle büyük tepkiler veren bir insan değilim. Sadece durumu izah ederdim. Hani açıklamasını yapardım kendimce. Öyle büyük tepki verecek bir insan değilim arkadaşıma. Yani ondan sonra yol gösterici bir çizgide şu şekilde ilerlemesini isterdim. O şekilde yani herhangi bir arkadaşım şöyle yaptı, böyle yaptı diye ona karşı tavır almam yani.
Ama peki mesela diğer kişiyi destekler miydin? Hani sen haklısın tamam falan ben düzelteceğim falan. Yoksa Mustafa sen boş ver kanka sen haklısın falan deyip kestirip atar mıydın yani? Ya şöyle, eğer ki karşı tarafta benim arkadaşımsa ikisininle alakalı hani açıklamalarda bulunurdum ama arasına fazla girmem ben. Hani kendi krallığı, kendi ittifakları sonuçta. Kendi işleriyle alakalı iç işlerine karışmayı sevmem. Ama benim ittifakımda, benim kralımdaysa tabii ki ikisinin orta yolunu bulup ona göre yol çizerdim yani. Ama ikisinden de vazgeçmezdim. Öyle Anladım. söyleyeyim. Ya abi bu mesela şu an en çok sorulan sorulardan biri de bu herhalde. Bana yorumlarda da bayağı bu geliyor. Diyor ki sana da yönlendireyim bu soruyu bir de senden bu cevabı alayım. Oyuna para basmadan oyunda para basmadan başarılı olunabilir mi? Oyunda para basmadan başarılı olabilir mi? Tabii ki olabilir. Mesela ilk başladığın krallıkta online süreni yükseltirsen, yani biraz daha fazla online olursan, ondan sonra oyunu eğer ki bizler gibi 4-5 senelik oynuyorsan, zaten para basmadan diğer arkadaşların gibi, ha biraz geriden gelirsin ama zamanla toplarsın. Çünkü o arkadaşların da hani altının direnişten yapıyor, kamptan yapıyor. Sen de bu şekilde zamanla kaliteni yükselttikten sonra, şampiyonluğu 80 yaptıktan sonra, kendini biraz gösterdikten sonra o arkadaşlarınla birlikte direniş kesersin. Ondan sonra yağma atarsın derken yani kudretini yükseltirsin. Aynen. Ama bonusa gelirsek maalesef ki bonuslar şeyde daha çok veriyor. Paralı paketlerde daha fazla var. Değil mi? Yani mesela şöyle söyleyeyim. Bendeki item kendi itemlerimle 10'sa paketlerde 11-12'dir. Yani bir tık üstü. Çok fazla bir fark yok ama yine bir fark oluşuyor mutlaka. Bir de ki taş şeyi geldi zaten zımbırtısı. O da iyice etkiledi onu. Kesinlikle. Yani Ya o taşta maalesef ki parayla herkes yükseltiyor. Yani ama tabii ki yani şöyle bir şey var. Yani oyun sana diyor ki benim 3 tane şeyim var. Formasyon, mızrak, slasher, süvari. aynen. Yani sen her türlü kötü bonusun bile olsa hani mızrağı silahşörle girdiğin zaman her türlü yakıyorsun. Yani önemli olan savaşmayı neyle nasıl gireceğini Aynen. bilmek. Yani savaşmayı bilmek. Yani şöyle Çünkü söyleyeyim o biraz daha zaman. fazla asker gider. O Hani yüzden. anladığım Evet. kadarıyla hani bonusa takılmaktansa hani savaşın mantığını çözerek hareket etmek daha mantıklı olur. Hani Kesinlikle. süvariye Kesinlikle. süvariye karşılaştırmayalım. Abi onun benim süvarisi benden yüksek. Tamam. Sen sonuçta onun süvarisini mızrağınla kesebiliyorsun. Sen o Aynen mızrak öyle. üzerinden yürümen lazım, değil mi? Kesinlikle öyle. Peki. Abi şimdi hani oyunda bir sürü güncellemeler geldi. Hani 78'de başladın. Şu an 280'desin. Hani bu zamana kadar toplam 43 güncelleme geldi. Evet. Bu 43 güncelleme sence gelmeli miydi? Hani çünkü oyundan bayağı bir soyuyoruz. Bu güncellemeler bizi oyuna bağlamayı başarıyor mu yoksa kötü mü oluyor? Şöyle söyleyeyim. Yeni başlayanlar için biraz zor ama bizim gibi eskiden devam edenler için bence güncellemeler çok iyi. Çünkü sürekli yenilik oyuncuları şeyde oyunu tutmasını sağlar. 3-4 güncelleme kadar maalesef ki biraz paraya yönelik güncellemeler vardı. Ama işte Paragon'un yani emsalsizin yükselmesi ve buna benzer birkaç tane şeylerin gelmesi etkinliklere yöneltti bizi. Aynen. Ve artık hani oyunu daha çok hani zaman geçiren kişiler de diğerleriyle birlikte yarışabilir mantığını oluşturdu. Ki bunlarla alakalı çok yorum attık biz hani March of Empires şirketine. Herhalde bunun bir şeyi vardır, mutlaka bir etkisi vardır. Şey mi güncelleme Yani falan hani ne için atmıştınız şöyle paralı kişilere karşı yani sürekli paket çeken kişilere karşı paket çekmeyip de sürekli online olanlar yani oyunda sürekli zaman geçiren kişilerin de eşit şekilde olması için bazı şeylerin getirilmesi lazım olduğunu söyledik. Mesela aynen. bunlar neydi? Herkes mesela şeyini emsalsini 100 yapmıştı ama 130 oldu. Şimdi 150 mi oldu? 160 mı ne oldu tam 165 oldu bilmiyorum aynen da. Ha 165. 165 oldu. Yani sürekli işte etkinlik yaparak emsalsini yükseltebilirsin ve diğerlerinden üstün olabilirsin bu Aynen. şekilde. Mesela hani çoğu mesela savaşçı oyuncu etkinliklere fazla takılmaz. Çünkü 100 falan oldu Aynen. ya hani herkes fullendi. Ama etkinliği seven bir adam mesela 165 oldu. Bu sefer etkinliği yaparım daha da bir hevesle yapar. Bu daha da iyi olur yani aynen. Kesinlikle. Yani şu an artık biraz daha oyuna daha fazla önem verir. Etkinlik olsun. Zaman daha fazla geçmek zorunda kalır. O Aynen. şekilde. Tabi sadece Paragon'u
etkinliklerde verirseler öyle dediğin gibi olur ama bu son şeylerden sonra bakalım artık o oyun yani paraya doğru gidiyor abi. Her güncelleme de artık ona da bakacağız yani. Ya bizim oyun şöyle parayı seven bir oyun. Yani şöyle söyleyeyim, ben hani kıyası eski oyunuma göre yapıyorum. Benim eski oyunumda da T1, T2, T3, T4, T5 vardı. Ben burada mesela T5'i çok rahat bir şekilde açabiliyorum. Açtırabiliyordum da arkadaşlarıma. Ama orada T5 açtırmam için en az 3-5 tane paket çekmen lazım. Yani bir altından veya kaynaktan olacak bir şey değil. Paket çektireceksin ki o pakette bir ürün var. O ürünler seni T5'i zorluyordu eski oyununda. Ben buna göre kıyas yapıyorum. Yani Evet. burada çok rahat bir şekilde parasız da belirli bir hani emek harcayarak da arkadaşların da yardımıyla T5 açabiliyorsun. Sıkıntı olmuyor. Evet. Ay peki bu son iki güncellemeyi ele alırsak yani 42. ve 43. günceleme geldi yani bu son 1,5 ayda falan. Evet. İşte jetondur, itemdir, paragondur, yeni hünerlerdir. Bu genel güncelleme bakımından nasıl buldun güncellemeyi? Sence nasıldı? Ya bence çok iyiydi. Özellikle hani bu kırmızıların gelmesi, kırmızı ekipmanların gelmesi, ondan sonra şampiyon yeteneklerine ekstra bir şampiyon yetenek katması. Bunlar yani oyunu iki sınıf bence üst kademeye çıkardı. Bonuslar da zaten daha çok uçacak. Yani Aynen. artık bonuslar hani konuşacak. Ama benim her zaman dediğim gibi, eğer senin kaynağın varsa, altını da kamptan keserek yaparsan, yani adam 5 hani 5.000 bonusla çıkarsa, sen 4.000 bonusla çıkarsan, yani her türlü onu askerine ezerek ve doğru askerle vurarak hani o şekilde, mesela mızrağı süvari denk getirebilirsen o şekilde, Her türlü yani her üstesinden türlü geliriz yani. yine kaynak ve altın kazanacak bana göre. Aynen. Hani oyunda şu güncellemelerle o zaman hani değişen tek bir şey yok. Sadece biraz daha fazla vakit ayıracağız. Evet. Öyle gidecek. Ama son gün bir önceki güncellemede gelen o şampiyon yeteneklerinde farklı bir yetenek getirmişlerdi ya. Jeton mu diyor? Onları da jeton aynen. Bunları dün ve bugün işte pakete sundular. Yani artık yine pakete de döndü. O Aynen. biraz kötü oldu. Yani On. tabii paket çekenler için yine iyi ama işte diğer taşlar için biraz kötü oldu. Aynen. Olsun. Yani herkes eşit şekilde ilerlemeyecek ama Yani ne de farklı olsa yönden oyunun kuruluş amacı ve yani misyonu bu. İster istemez oraya ekliyorlar yani. kesinlikle kesinlikle yani parası olan tabii mutlaka bir adım önde oluyor ama eğer ki sen paralı kişilere karşı takımını kendini iyi şey yaparsan iletişim ve veyahut da iyi bir birlik oluşturursan ki bizim Aynen. yaptığımız gibi sizin yaptığınız gibi yani sizin düşmanlarınız da hani Aynen. bayağı bir paralı kişiler vardı. Şu an mesela o Ice değil mi sizin eski Aynen, aynen, krallıktaki? aynen. O yeni Şu an krallığa yeni gitti. krallar Şu an şu aynen. 2 diye. Evet, benim arkadaşım da orada yeni başladı. Yani parası olan öttürüyor ama rakibin de eğer ki güçlüyse yani inşallah takım olarak güçlüyse tek başına da paralı olarak bir şey yapamıyorsun. Yani şöyle bir insan ne kadar paralı olursa olsun eğer ekibin güçlüyse onun üstesinden her türlü geliyoruz yani. Öyle değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani ben rakibim kadar böyle sürekli binlerce dolar oyuna para harcamıyorum. Ben para harcadım mı? Tabii ki harcadım paketleri olsun. Yani herkes geldi zaten illaki birkaç paket almıştır yani. Hiç Kesinlikle harcamayan bile. kesinlikle Aynen. almıştır. Aynen almıştır ama yani onlara karşı en büyük avantajım benim ekibim yani. Ve bu ekibin çoğu Türk olması, iletişimde sorun yaşamamız. Aynen. Ve bir savaşta yani sağ olsun konuşmada konferansta bir 10 kişi oluyoruz. Ve bu şekilde savaşarak yani birkaç adım daha önde oluyoruz. Evet abi. Evet abi bizi zaman ayırdığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Peki Rica ederim. son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Yani oyunculara veya yeni başlayacak olanlara bir nasihat falan tarzında hani. Yani yeni başlayanlar için şöyle bir önerim var. Yani oyunda ne kadar vakit fazla geçirirseniz, ne kadar araştırma yaparsanız o kadar kendinizi geliştirirsiniz. Ben hani sürekli videolarla araştırıyordum oyunu, arkadaşlara soruyordum. Yani nerede bir yenik bir şey varsa onu hani mutlaka öğrenmeye çalışıyordum da. Ve kaynak toplayın. Kaynak geldikten sonra mutlaka bir kamp kesin, şampiyonluğu mutlaka yani yükseltin. Yavaş 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 derken bir bakmışsınız ki 10G, 20G, 30G olmuşsunuz. Aynen. Yani çok şey istiyorsak bunun için de çok çaba göstermeliyiz yani, değil mi? Aynen. Peki abi çok teşekkür ederim davetimi kabul Rica ettiğin ederim. için. Rica ederim ne demek. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet Allah olun. Allah'a emanet ol Görüşürüz abi. inşallah. Görüşürüz. Sağ ol. Eyvallah, sağ olasın.
Evet arkadaşlar, videoyu izlediniz. Dediğim gibi bu tarz videolar artık gelecek. Oyuncuyu tanıyorum adı altında. Bir oyuncuyu ne kadar iyi tanıyoruz, işte onun hayatı, işte oyundaki aldığı kararları, neden başarılı veya neden başarısız oldu. Bu tarz bir video konusu geldi aklıma ve çekeyim dedim ki bunları hani ben seçiyorum genelde ama soruları da siz aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Yani şu soruyu sorabilirsin veya şu oyuncuyu alabilirsin. Bana fikrinizi de lütfen sunun. Bu benim için çok önemli gerçekten. Veya siz de bir konuğum olabilirsiniz. Aşağıya belirtirseniz abi beni de al işte. Veya kardeşim beni de al hani benden büyükseniz diye. Kesinlikle ben de memnuniyet diyorum. Ve düşmanım olsun, dostum olsun, her kim olursa olsun, yeni başlayan biri bile olsa ona sormak sorular, yani soracağım sorular bayağı vardır. O da bana sorar, böyle röportaj, sohbet tarzında falan bir seri yapalım dedim. Ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da lütfen beğeni kutucuğuna böyle tıklayın arkadaşlar. Ki beğendiğini anlayayım ve bu tarz videoların gerçekten gelmesini istediğinizi anlayayım. Ve daha çok bu tarz içerikler sizlere iletebileyim arkadaşlar. Ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Yorum yapmayı dediğim gibi unutmayın. Ve bu sağ ve soldan da diğer videolara giderek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.